Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli misafirler. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'ı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Meclis Başkanımız, değerli milletvekillerimiz, aziz İstanbullular, İstanbul'umuzun küresel marka değerini çok daha yukarıya taşıyarak ülkemizin gücüne güç, milletimizin şanına şan katacak Tersane İstanbul projesinin temel atma törenine hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarken tarihi projenin göz bebeğimiz İstanbul'a ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz İstanbullular, Anadolu'muz gibi İstanbul'umuzun da her yeri bir başka güzel ve özeldir. Şu an içinde bulunduğumuz Haliç bunun en müşahhas örneğidir. Güzelliğiyle dillere destan Haliç, yani Altın Boynuz, aynı zamanda şanlı tarihimizin yazılmasında müstesna bir yere sahiptir. Burası Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren ecdadımızın gemi inşa merkezidir. Atalarımız yaklaşık 5 asır boyunca adeta endüstri merkezi olarak işlev gören Haliç tersanelerinde üretilen gemilerle dünyaya nizamat vermiştir. Osmanlı'dan Cumhuriyete, burası aynı zamanda insanımızın en önemli geçim kapılarından da biri olmuştur. Gün gelmiş Haliç'le birlikte bu bölge, bu tersaneler kaderine terk edilmiştir. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine kadar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Haliç'i nereden nereye getirdiğini bilmeyen yok. Yapılan çalışmalarla Haliç adeta yeniden hayata döndü. O tarihlerde bir hayali vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bunu çoğu kimseler bilmez. O da Haliç'in tersaneler bölgesini tarihine yakışır bir yapıya kavuşturmak. Aradan 25 yıl geçti. Kısmet bugüneymiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın fikir ve öngörüleriyle tarih kokan bu bölge ilmin, bilimin, sanatın, kültürün, turizmin merkezi oluyor. Bugün temelini atacağımız proje tamamlandığında Haliç bölgesi eski ihtişamına ve zenginliğine kavuşmuş olacak. Bugünleri bizlere gösterdiği için Rabbimize şükrediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz İstanbullular, temelini atacağımız proje kapsamında asırlarca tersane olarak işleyen Taşkızak ve Camialtı tersane alanları Tersane İstanbul adıyla yeni bir hüviyete bürünecek.